Efendim, tel helvası çekilişinin malzemeleri 2 kilo şeker, 2 kilo un, 1 tane tereyağı. Bunları öncelikle getiriyoruz, unumuzu kavuruyoruz. Unu niye kavuruyoruz? Çünkü çiğ un insanlarda karın ağrısı yapar. Onun için öncelikle unumuzu kavurduktan sonra daha sonra ağda şeklinde şeker tozumuzu suyuyla beraber kaynatıp ağda şekline geldiği zaman ondan sonra onu alıyoruz, tekrar kar üzerine geçiyoruz kaynadıktan sonra. Evet, unumuz kıvamına geldi. Kıvamına geldikten sonra şimdi ne yapıyoruz? Unumuzu bir ince bir elekten geçiriyoruz ve unumuzu eliyoruz. Şimdi sıra ağda da 2 kilo toz şekeri döküyoruz tenceremize. Ve buna 1 kilo su katıyoruz. Karıştırdıktan sonra daha sonra çekirdekleri alınmış limonu içerisine döküyoruz. Ve bunun kaynamasını bekliyoruz. Ağda şeklini almasını bekliyoruz efendim. Allah nasip ederse tamam abi, getireceğim. Büyüğü, hepimizin büyüğü ağabeyimiz. Fethişmenek ağabeyimizi bir alkışlayabilir miyiz? Yarabbim Bekir'de almazanını. O da Şeyhan'ı uzun bir geceleri. Ben hele bize bir şey anladım. Orada anladım oğlum. Gelerlere bakalım. Soğukta iyice bir şey yapsın. Hocam size de kolay gelsin. Bu işin doruk noktasında. Evet, şu anda en zor tarafındayız. He, aynen öyle. Burası adamdan ben çok değerli ya. Sağ gelsin. Evet. Şükredik dostluk ama desturu haktan aldık. Tamam. Yurda kesin sali neyse camıdan içeri girirler. Kırırlar kırırlar bitmiş. Teyyem'e göre onun üstüne gel. Yastı namazını kırdık hem de. Ula değil lan bu yastı namazında bir Rabbi var. Hocam o unu bir getirebilir misin? Yayınlar ne zaman başlıyor TRT? İçeride bir unumuz var ama. Dur arkadaşlar. Az önce de bahsettim Şubat'ın Erzurum'uza ve böyle sinimize koyuyoruz. Sinimizde çeviriyoruz. Efendim nedir özelliği? Menekenin CEO'su genel müdürü. Efendim bunun çevirdiğimiz zaman özelliği ne? Bunun özelliği aynı bir pişmanya gibi oluyor. Yani bu döndükçe bak görüyorsunuz döndükçe tel tel oluyor. Oradan burada ismini de oradan alıyor. Tel helvası olarak değerlendiriyoruz. Püf noktası nedir bu evet. İşin? Bu işin püf noktası dediğim gibi limon. Limon olacak. Limonsuz bu iş olmaz. Evet, ne kadar çevireceğiz? Efendim şöyle bir yarım saat kadar daha çevirdim mi yeterli olur. Kaç kişi olmaz? Gönül adamı. Ya 4 kişi yetiyor. 4 kişi, 5 kişi artık o malzemenin büyüğüne, büyüklüğüne göre. Ama bizim malzememiz ufak olduğu için yavaş yavaş çeviriyoruz. Ondan dolayı da az ekip halinde az arkadaşlarımızla beraber
çevirmeye çalışıyoruz. Kaç kişilik için yapılıyor şu an evlilik? Şu anda nereden baksan yine bir 30-40 kişiye yeter bu. Bu her fene gecelerinde her zaman yapılır mı bu Fikret Bey? Evet, genelde Erzurum'un kış gecelerinde olur bu. Kışın gençlerin bir araya toplanarak gençlerin aynı zamanda delikanlı başları vardır. Bu delikanlı başı yönetir. O herkese bir şeyler görevler verir ve bu görevleri herkes icra eder. Oturulur, sohbetler yapılır, dini sohbetler yapılır, fasıllar geçilir. Biraz önce de biz burada fasıl da geçtik. Fasıllar evet. Eşliğinde bu çevrilir ve böylece güzel bir muhabbet ortaya çıkar. Siz de bu geleneği yaşatmaya çalışıyorsunuz. Evet, biz de Erzurum'da geçmişten günümüze gelen bu geleneğimizi yaşatmaya çalışıyoruz efendim. Bize gülen var. Allah bu halk içinde de canım bize. Bir ara görsün ben bu elden gidersem. Zülfü perişanım kal merol merol. Keremet aklımla çıkarma benim. Allah gözyaşım silme lan. Evet.